Sizin için bir tanesini vermek de istiyorum. Gerçekten sucuk, biber, domates ve üzerine kaşar harika bir yemek oldu. Evet dostlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber farklı bir patates yemeği yapacağız. Malzeme olarak öncelikle bu şekilde sucuk kullanıyorum. 4-5 tane patates kullanacağım. Yine domates ve biberlerim var. Bir miktar rendelenmiş kaşarım var. Çok az miktarda tereyağı ve sıvı yağ kullanacağım. Bir yemek kaşığı kadar da domates salçası kullanıyoruz. Öncelikle patateslerimizi ikiye bölüyoruz. Şimdi tüm patateslerimizi bu şekilde oyuyoruz. Ben bu yemeği internette görmüştüm. Orada tavuk da yapmışlardı. Ama ben bugün farklı olarak sucuk da deneyeceğim. Bana göre çok güzel bir lezzet çıkacak ortaya. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu çıkan patateslerle de güzel bir salata yapacağız. Tüm patateslerimizi bu şekilde oyduk. Diğer patateslerimizi de bir tabağa aldık. Bunları haşlayıp güzel bir yumurtalı salata yapacağız. Bu patateslerimizi de şimdi güzelce yağda kızartacağız. Çıkan patateslerimiz israf olmasın diye onları da bu şekilde haşlayacağız. Şimdi yağımız artık yeterince kızdı ve patateslerimizi yağımızın içine alıyoruz. Şimdi biraz da ters çeviriyorum patateslerimi. Patateslerimiz artık kızardı ve artık bu şekilde ete koymuş olduğumuz tabağımızı alıyoruz. Yağ süzülmüş olan patateslerimizi borcamımıza alıyoruz. Bu arada patateslerimiz de güzelce haşlandı. Şimdi onları süzgeçten geçireceğiz. Patates salatam için de 2 tane yumurta haşlıyorum. Malzemelerimizi hazırlıyoruz. Sucuklarımızı önce bu şekilde bölüyoruz. Daha sonra da küçük küpler haline getireceğiz. Şimdi daha küçük küpler halinde istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şimdi sucuklarımızı küçük küçük doğradık ve böyle bir kabımıza alıyoruz. Ve şimdi de biberlerimizi küçük küçük doğrayacağız. Önce ortadan ikiye bölüyoruz. Ve biberlerimi de tabağıma alıyorum. Şimdi sıra geldi domateslerimize.
Yine mümkün olduğu kadar küçük doğrayacağız. Tavuğumuza biraz sıvı yağ döküyoruz, çok hafif. Bir miktar da tereyağı koyuyoruz. Tereyağını ben sos gibi kullanıyorum. Çok güzel bir tat verdiği için yemeklerde mutlaka ekliyorum. Biberimi de ekliyorum. Ve biberlerimizi iyice kavuracağız burada. Çünkü sucuğunda kendi bir yağ çıkacak. Ayrıca baharat da eklemedim. Sucuğumda yeterince baharat olduğunu düşünüyorum. Çok hafif tuz ekleyeceğim sadece. Biberlerim iyice kıvamını almaya başladı. Şimdi domatesi de ekliyorum. Biraz da onlarla beraber pişecek. Tuzumu da ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz da ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum. Ve artık sucuklarımı da ekleyebilirim. İçimiz bu şekilde hazır. Fırında da pişeceği için çok fazla pişirmiyorum. Patateslerimizin içine alıyoruz. Salçamızı da güzelce sulandırıyoruz. Ara boşluklardan tepsimize döküyoruz. Şimdi geldik bu yemeğimizin altın vuruşuna. Üzerine kaşarlarımızdan ekliyoruz. Daha fırına girmeden bile harika görünüyor bence. Umarım sizler de deneyip beğenirsiniz. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayalım lütfen. Ve önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızı alıyoruz. Fırınımız 200 derecede ısıtıldı. Yaklaşık 20 dakika kadar burada pişmeye devam edecek. Ve yemeğimiz harika bir şekilde pişmiş. Şimdi alıyoruz fırınımızdan. Şimdi bir tanesini tabağımıza almak istiyorum. Of of of, harika görünüyor gerçekten. Suyundan da biraz üzerine gezdireceğim. Şu şekilde. Gerçekten sucuk, biber, domates ve üzerine kaşar harika bir yemek oldu. Şimdi yemeğim pişerken ben patates salatamı yapacağım. Daha önce dediğim gibi kalan patateslerimi bu şekilde haşladım. Ve şimdi onları salatamız için tabağımıza alacağız. Böyle çok büyük olanları hafif parçalıyorum. Ve böyle bir tabağımıza alıyoruz. Salatamız için iki tane de yumurta haşlamıştım. Şimdi onları da ekleyeceğim. Şimdi yumurtamı da ekliyorum. Ve salataya bir miktar marul ekliyorum.
Marulumu da tabağıma alıyorum. Biraz maydanoz ekleyeceğim. Ve onu da yine tabağıma alıyorum. Şimdi bir miktar da yeşil soğan ekleyeceğim. Yeşil soğanımı da tabağıma ekliyorum. Biraz zeytinyağımızdan ekliyoruz. Yine Çankırı'dan gelmiş olan doğal tuzumuzdan ekliyoruz. Biraz da pul biber ekliyoruz. Salatamızı güzelce karıştırıyoruz. Böylelikle hem patateslerimizi ziyan etmemiş olduk, çöpe gitmemiş oldu, hem de güzel bir salata yiyeceğiz. Kanalımıza abone olup takip etmeyi de unutmayalım lütfen.